Bayhorses TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim Uzun Lafın Sporu programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Gülfem Balgün ve değerli partnerim Onur Yılmaz'la beraber çok güzel, çok keyifli bir program daha hazırladık sizlere. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen programa başlayalım istiyorum. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Gülfem? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün çok şıksın. Her zaman olduğu gibi. Bilmukabele arkadaşım. Sen de öyle. Renk teşekkürler. Kattım sağ olsun. Nasıl gidiyor, neler yaptın, nasıl geçiyor haftan? Vallahi Gülfem yine bomba bir program hazırladığımızı düşünüyorum. Çünkü bu bilgiler evet şu an gündemde olan bilgilerden bahsedeceğiz ama bazı paylaşımlarımız var, bazı araştırmalarımız var. Emin ol yani futbolu sevsin sevmesin birçok kişi bu programı severek izleyecektir diye düşünüyorum. Güzel bir program bizleri bekliyor. Şimdiden bunun sözünü verebilirim. Kesinlikle öyle. Biliyorsunuz zaten ilk programdan beridir çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu ikimizin başarısı ve değerli ekibimizin başarısı. O yüzden herkesi tek tek tebrik etmek istiyorum. Gerçekten herkese çok teşekkür ederiz. Yani güzel bir program oluyor. Dedim ilk programda hatırlarsan dekorumuz güzel, enerjimiz güzel, çalışmalarımız iyi. Ekranlarda sanırım bu tarz bir program yok. İnşallah izleyenlerimizin desteğiyle çok daha güzel işler gerçekleştireceğiz diyorum. Benim temennim bu yönde. Dilersen hiç vakit kaybetmeden o zaman ilk konu başlığımızla başlayalım Onur. Biliyorsun Başakşehir çok önemli bir anlaşmaya imza attı. City Futbol Grup'la futbol odaklı işbirliği anlaşması imzaladı. Neler düşünürsün bu konu hakkında, neler söylemek istersin? Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ açıkladı. Bununla ilgili zaten bir çalışma olduğu söyleniyordu ama hani gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi açıkçası herkes merak içerisinde değil Gülfem. Yani City Futbol, yani City Grup aslında, City Futbol Grup bunlar ilk önce Manchester City'yi alarak aslında başladılar. Manchester City önceden hani bu kadar sükseli bir takım değildi. Tabii ki geçmişte başarıları vardı. Manchester United'ın rakibi kimdir? Manchester City'dir. Ama yıllar içerisinde bu başarısı azalmıştı. Bu City Futbol Grup eşittir Araplar eşittir para. Yine aynı şeye dönüyoruz. Aynı değil mi? Yani. Paraya dönüyoruz. Şimdi Başakşehir'i satın aldı ama Başakşehir'in %49'unu satın aldığını duydum, yani okuduğum kaynaklar o şekilde açıklıyor. Bu Başakşehir'i satın alan City Futbol Grubu'nun zaten ekranda da görüyorsunuz Göksel Gümüşdağ ile birlikte. City Futbol Grubu'nun yöneticisi de zaten başındaki CEO olan, o da Türk olması lazım. Ama eşittir para var. Para varsa huzur da var. Ama bence büyük bir başarı. Yani bence Başakşehir'in çok fazla taraftarı yok şimdi. Bu tarz kulüpleri zaten bu City Futbol Grubu satın almaya çalışıyor. Mesela bunlardan bünyesinde evet birçok evet takım var. Man City, Girona, New York City, Melbourne City gibi yani Palermo, Bahia, evet. Brezilya'dan yani adamlar takım barındırıyorlar bünyelerinde. Aynen öyle Gülfemcim. Yani bir dünya haritasını düşün. Bunlar nokta atışıyla biz buradan şunu alalım, biz buradan bunu alalım. Aslında her futbol menajeri oynayanın hayalidir yani. Ya da ben bunu çok seviyorum. Yani farklı ülkelerde ağlar olması çok önemli. Başakşehir'de mesela iyi oyuncular çıktığında Manchester City'de oynamak zorunda değil. Zaten bunlar bir grup ya. Kendi içinde bir aile oluşturuyorlar. Örnek veriyorum, Girona'ya gidebilir. Brezilya'dan çok yetenekli bir genç olduğunda İngiltere'ye giderken belli izinler gerekiyor, tamam mı? Hani orada oynamak biraz zor. Ama Türkiye'ye, Başakşehir'e transfer olabilir. Ve zaten adam kulübün yarısının sahibi. Tabii, grup olarak. Tabii söz hakkı var. Getirip oynatma lüksüne de sahip. Çağdaş Hoca'yla da devam edecekler diye biliyorum. Yani memnunlar Çağdaş Hoca'dan. Başakşehir bilmiyorum Türkiye Ligi'ne damga vurur mu, vurmaz mı ama artık bir para desteği var. Yani Arap dedik yani. Yani City Futbol Grubu'nun çok ciddi bir parası var. Belki stat bizim hani o zemin sorunumuz var ya. Adam der ki ben futbolcularımı bu zeminde oynatmıyorum. Yaptırabilir yani. Adamın ağanın eli tutulmaz yani sonuçta. O zaman buradan böyle açıp yürümüşken şeyle devam edelim Onur. Yani hatırlarsın sen de eminim. Türk vatandaşlığına geçen yabancı futbolcular. Ben net hatırladığım işte Mert Nobre oldu. Marcio, evet. Nobre vardı.
Onun akabinde işte Okoç'a vardı, Uçe vardı. Neler söylersin hepsini, bu kadar hepsini, hakkında? Hepsini de yani elimizden geldiğince tabii ki programımızın süresi dahilince biz birkaç tanesini zaten burada hazırladık. Evet. Dilersen ilk önce Richard Kingston'dan bahsedelim. Başlayalım, olur. Şu anda ekranda bakabilirsin. Yani çok enteresan bir adamdı. Ghana milli takımının kalecisiydi. Bak şurada bir asker ibaresi var, görüyor musun? Evet. Videoda asker çıktı. Bu asker olayının hikayesi nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler? Kingston Türk vatandaşlığına geçiyor. İşte Türkiye liginde genelde hep yabancı sınırları oldu ya. Kingston da Ghana milli takımının kalecisi olmadan önce Türk milli vatandaşlığına geçiyor. Türk vatandaşı oluyor. Şimdi bu Kingston Türk vatandaşı olduktan sonra ne oluyor? Ne oluyor? Askere çağrılıyor. Tabi. Türk Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ghanalı kaleci askere çağrılıyor. Askere çağrıldıktan sonra bu kaçıyor. Zor geldi. Almanya'ya gidiyor. Almak öyle kuru kuruya sevmek yok. Aynen öyle. Askerliği tabi diyor ki hani ben diyor futbol oynamak için diyor. Türk vatandaşı oldum diyor. Ben diyor askere gitmem diyor. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da hatta düzenlenen Dünya Kupası'nda Ghana milli takımının kalesini koruyor. Yıllarca Türkiye'de oynadı Kingston. Kingston hangi ismi aldı biliyor musun Gülfem? Faruk Gürsoy. Faruk Gürsoy. Faruk Gürsoy Galatasaray'ın başkanlarından önemli bir isim. Direkt tabii ki Galatasaray Türk vatandaşı yaptığı için Galatasaray'ın başkanlarından. Bir minnet borcunda aslında. Faruk Gürsoy'u ismini aldı. Diğer sırada kim var? Hepimizin Uçe. Bildiği. Evet, çok sevdiğimiz Uçe var. Deniz Uygar adını almış o da. Oynadığı dönemde ülkemizin en iyi stoperlerinden biriydi. Kesinlikle biliyorsun. Uçe çok farklıydı ya. Uçe'yi de böyle yapalım, listemizde karışmasın hemen. Ya Uçe oynadığı reklam filmleriyle. Medyatikti de. Tabii, evet. Medyatik bir adamdı. Ebru Gündeş'in klibinde mi oynamıştı? Yanlış Ebru Gündeş'le. Sen Allah'ın bir lotusun diye. Kesinlikle şarkıyı da biliyorsun sen. Bilirim. Ya gerçekten şarkı da efsaneydi. Evet, aynen. Hala YouTube'da klibi var. Dün bakarken çünkü izledim ama görüntü biraz eski olduğu için bizim değerli ekranımızda böyle net görüntüleri veriyoruz ya biz. O yüzden değerli izleyenler siz izleyebilirsiniz. Uçe, Hög'le birlikte çok iyi bir savunma ikilisi olmuştu. Çok önemli bir stoperdi. Ben çocukken hatırlıyorum hani o bizim çocukluk dönemlerimize denk geliyordu. Sakızlar alırdık bakkallardan. Sakızların içinden kartlar çıkardı. Stickerları falan vardı. İşte biz böyle kartlarımız vardı. İşte ben kazandım, sen kazandın. İşte onun o kadar gücü var, bunun bu kadar gücü var. Uçe çok önemli bir karakterdi. Pozitif bir adamdı ama sertti. Sert bir oyuncuydu. Yani Uçe de Türk vatandaşlığına geçti. Deniz Uygar. Evet. İsmi de güzel aslında, evet, değil mi? Evet, Deniz Uygar ismini almıştı. Uçe de Türk vatandaşlığına geçen isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Başka hangisi? Var, Roman Dobrovski. Dobrovski de var. O da Kaan Dobra adını alıyor. Sonrasında 94'te Kocaelispor formasıyla ülkemize adım atan Polonyalı futbolcu Roman Dobrovski. Kaan Dobra. Evet. Kocaelispor formasını 8 sene boyunca başarıyla giyiyor. Sonrasında 2002'de Beşiktaş'a transfer oluyor. Ve Polonya tarafından tekrardan hatırlanıyor bu Aynen süreçte. Öyle. Daha önce Polonya milli takımında forma giymeseydi ay yıldızlı formayı defalarca giyebilirdi Kesinlikle. Diye buraya not düşmüşüz efendim. Kesinlikle. Çok önemli bir karakterdi Kaan Dobra. Artık ben ona Dobrovski demiyordum. Evet, ilk zamanlar Dobrovski vurdu gol diye anons spiker şeyler yapıyordu. Maçı anlatırken öyle söylüyordu ama sonra Kaan Dobra oldu. Evet. Dobrovski de önemli oyunculardan, Türkiye'ye gelmiş önemli oyunculardan, bizden birisi olmuş oyunculardan bir tanesiydi. Kaan Dobra ismini aldı. Mesela en önemlilerinden bir tanesi milli takıma seçilen kimdir? Mehmet Aurelio. Evet, Mehmet Aurelio. Marco Aurelio, Mehmet Aurelio. Aurelio ismi, soy ismi değişmedi de. Bu arada sevgili yönetmenimiz Alperen de buradan bana ufak bir anekdot verdi. Roman Dobrovski, ben söyleyemiyorum. Dobrovski. Dobrovski. Şampiyonluk da yaşamış Beşiktaş'ta. Tabii canım, büyük bir şeydi, büyük bir karakterdi. Sevgili yönetmenimiz Alperenciğime de buradan selamlarımı bir kez daha iletiyorum. Pazar günleri de. Football by Horses'ta harikalar işte, harika bir program gerçekleştiriyoruz hep birlikte.
Emre Bollar biliyorsun. Emre evet, Bol var, evet, Muhammed Tapan var. Alper Mert, Cemil Taşkale var moderatörümüz. Alperen yine o programın yönetmeni. Evet. Ben keza yine editörlüğünü yapıyorum. Evet. Çok güzel bir program. Buradan o programa da bir göndermede güzel bulunalım. Güzel bir selam vermiş olalım. Önemli bilgileri Emre abiden alıyorum yani. Emre Bol abimizden önemli bilgileri alıyorum. Güzel bir program. Onlar da bizim programı çok seviyorlar. İzleyenlerimiz de inşallah bizim programımızı ki beğeniyorlar. Gelen yorumlardan öyle, öyle anlaşılıyor. Nerede kalmıştık? Mehmet Aurelio. Kimliği de zaten biraz sonra tekrar döndüğünde ekranda bak görüyorsun değil mi? Evet. Mehmet Aurelio. Kimliğe baksana ne kadar tatlı ya. Kesinlikle. Ya bizden biri güzel olmuş oyuncular. Yıllarca Türkiye'de oynadı. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'den İspanya'ya gitti. İspanya'dan tekrar Beşiktaş'a geldi. Sanırım şu sıralar Mehmet Aurelio şey yapıyor. Antrenörlük yapıyor. Fenerbahçe'de hala antrenör olması gerekiyor. Önemli bir karakterdi. Evet. Buradan da kendisine sevgilerimizi gönderelim. İletelim. Başka? Okocha. Başka JJ Okocha vardı. O da Muhammed Yavuz ismini evet, almış. Evet, evet. 96'da Eintracht Frankfurt'tan Fenerbahçe'ye transfer evet oluyor. Dönemin rekor bonservis bedeliyle birlikte Paris Saint-Germain'e imza atıyor. 98 Dünya Kupası'nda oldukça başarılı bir performans gösteriyor ve sonrasında Türk vatandaşlığına geçerek Muhammed Yavuz adını alıyor. Daha sonra Wanderers ve Husti takımlarının formalarını da giyen yıldız oyuncu Türkiye'de Fenerbahçe ile ilişkisine devam ediyor. Bu güzel bir aşk bence. Yani Lugano'yu hatırlarsın, Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biriydi. Belki Türk vatandaşlığı almadı ama gitse bile hala bağlarının devam etmesi güzel. İşte Alex hakeza buna örnektir. Her sene gelir mutlaka ziyaret eder ki hatırladığım en son Arda... Milli bayramları falan kutlar evet, Alex ya. Evet kutlar. Arda Güler transfer olmadan önce bir tesise gelip ikisi böyle güzel bir buluşma. Hatta Fenerbahçe taraftarlarının arasında da işte 10 numara kendini işte tekrardan yeni birine devretti tarzı böyle güzel başlıklarla videolar yapılmıştı. Bunlar güzel şeyler bence. Yani tamam her zaman konuşuyoruz ya Onur. Futbol birleştiricidir, güzeldir. Dünyanın birçok yerinden birçok futbolcu gelebilir ama bizim vatanımızın, topraklarımızın da çok başka bir dokusunun olduğunu düşünüyorum ben. Yani buraya gelip buradaki o samimiyeti, içtenliği gördükten sonra çünkü taraftar da çok çabuk benimsiyor ya oyuncuyu. Farklı bir sinerji oluşuyor orada. Onu da çok sevdikleri için kolay kolay kopamıyorlar bence bizden ki bence bu güzel bir şey yani. Çok güzel özetledin Gülfemciğim. Ya şöyle Roberto Carlos'a biz Sivas'ta çay içirmiş adamız kıraathanenin kahvehanenin önünde yani. Bizden biri oluyorlar. Podolski mesela Galatasaray'ın forvet oyuncusuydu, kanat forvet oyuncusuydu. Adam dönerci açtı Almanya'da. Tamam Almanya'da da döner artık olsun, Almanlar da benimsedi. Orada bir Türk imzası var ama kesinlikle yani. Kesinlikle ama döner dükkanlarında çay da veriyor yani. Evet, yani o çaylı o reklamlar yapıyor falan Podolski. Keza sen de dedin yani Okocha çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir oyuncuydu. Yani bu Okocha'yı Fenerbahçe sanırım 16-18 milyon dolar marka şeye Paris Saint-Germain'e satmıştı. Evet, PSG'ye işte satmıştı. Rekor bonservisle tabii canım. Yani. Çok önemliydi 10 numara olarak. Sonra İngiltere'de keza çok büyük işler yaptı. Türkiye'ye bence kırmızı ayakkabı vardı, kramponlar. O zamanlar böyle çok fazla renkli evet, değildi. Görünüyor bak evet, grafiğini çizmişim. Kırmızı ayakkabılarıyla anılırdı Okocha. Evet. Ya büyük bir stardı. Kesinlikle. Kadife ayakları vardı. Zevkine kalecileri yere yatırıp yerden tekrar kaldırıyordu. Oliver Kahn'ı yere yatırıp yerden kaldırıp bir daha yere yatırmış bir adam. Çalım atarak sıkıntılı bir adamdı. Böyle insanları güzel severiz. Elvir renkli Bolic insandı. Vardı bak. Evet, Elvir Bolic. Ne Bolic, onunla. Bolic. Çok güzel bir ligdik evet, biz evet ya. Ya gerçekten öyle. Başka hangisine geçelim? İbrahim Yattara. Biliyorsun ki Trabzonspor'un efsanevi oyuncularından biriydi o da. Çok beğenirdim kendisini. Yattara'yı aslında biraz da ön plana çıkaran şeylerden biri de kendi saç stiliydi biliyorsun. Kendisi siyahi olduğu için evet, saçını işte sarı yapardı ki ekranlarda evet, da evet, görünüyor. Yani çok bambaşka bir adamdı. Gineli efsanevi bir oyuncuydu. Güzel benimsedi. Kaldı ki son zamanlarda da işte Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu Survivor yaptı programında da
bambaşka bir grafik çizerek evet. spor hayatına böyle değişik bir yön vermiş oldu kendisi. Ya Yattara senin de dediğin gibi bir kere Trabzon'da çok önemli işler yaptı. Evet. Ben mesela Fenerbahçeliyim, bunu hiçbir zaman şey yapmam ama tabii ki programlarda objektif oluyoruz, olmaya çalışıyoruz. Yattara'nın Fenerbahçe'de oynamasını çok isterdim. Yattara 6 aylık bir dönemde sanırım devre arasındaydı. Kendi açıklaması var. Hayatımda en pişman olduğum nokta nedir diye soruyor, işte soruyorlar Yattara'ya. Yattara açıklıyor. Real Madrid'in teklifini reddettim. Ben 6 ay işte o 6 aylık süreç içerisinde Real Madrid'in kanat oyuncuları sakatlanıyor. Yattara da sürekli çalımlar atıyor ya böyle değişik bir adam. Şovmen bir adam yani. Yattara'nın yani futbol severler çok iyi bilirler. Çizgide giderken böyle aşağıya doğru adam hani gol krallığına falan oynadı yani Yattara. Yattara muhteşem çalımlar atan bir oyuncu. Ya adamın için ya çok değişik bir adamdı ya. Ya artık böyle kanat oyuncuları yetenekli, çıkmıyor. Yetenekli evet. Çok büyük yetenekli. Bir yetenekli. Döneminin en iyilerinden de diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Için. Yani iyi bir mesela iyi bir PR'ı olsaydı, pazarlama stratejisi olsaydı Yattara en az Quaresma'lar kadar çok daha popüler olurdu yani. O zaman bak şu an şu cümlenle aklıma bambaşka bir soruyu getirdin Onur. Geçen programda da konuştuk Abdülkadir olayını seninle. İşte normalde çok daha büyük meblağlarla transfer olacakken Hull City'ye 2,5 milyon euroluk bir meblağla transfer oldu biliyorsun. O zaman acaba Trabzonspor mu böyle çok yetenekli futbolcularının önünü açmakta biraz zorlanıyor? Ya bu biraz da medya ile alakalı. Şimdi Trabzon medyası, İstanbul medyası, onlar hep böyle hani yakınırlar Trabzonspor taraftarları genelde. Bir de taraftar sayısına baktığımızda tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunların Trabzonspor'a oranla daha büyük, daha fazla bir taraftar kitlesi var. Dolayısıyla taraftar kitlesi eşittir. Bu televizyonlarda yadsınamaz bir gerçek. Hangi takımın taraftarı daha fazla? İşte televizyonculukta da bir de o başarı oranlarına göre. Şimdi Trabzonspor'un çok uzun süre şampiyon olamamışlığı var. Ama her sene Fenerbahçe, her sene Galatasaray, Beşiktaş bunların arasında döndüğü için o şeyler, şampiyonluk yarışları. O oyuncular da şey yapmıyor. Ama ön açma konusunda mesela bir Trabzonspor Fenerbahçe'ye kolay kolay futbolcu vermez. Yani öyle durumlar söz konusu. Ama şöyle söyleyebilirim. Trabzonspor çok iyi yetenekler buluyor. Yani burada gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Bence o geçmişteki Trabzonspor gözlemcilik yeteneklerini tekrar sergilemelerini gerekiyor diye düşünüyorum. Büyük futbolcular alınabilir ama yetenekli oyuncuları bulmak bir zanaattır. Trabzon'da bunu iyi gerçekleştiren ekiplerin başında yer alıyordu. İkimizin de zamanında oynadı ama senin hala oynamakta devam ettiğin bir oyundan bahsedeyim. İzin günlerimin vazgeçilmezi. Vazgeçilmezi değil mi? Football Manager oyunu. Yani bu oyunu oynayarak teknik adam olmuş bir isim var. Will Steele. Evet. Neler söylemek istersin? Ya şöyle, bam telimiz aslında bu Football Manager oyuncularının bam telidir. Herkes takım kurar, herkes hayaller kurar. FM oynayan insanlar... Ya keşke teknik direktör olsam da ben de işte bir oyuncu getirsem ya da altyapıdan oyuncular çıkarsam vesaire derken bu Will Steele denilen arkadaşımız 31 yaşında Gülfem. 31 yaşında şu an Reims'in teknik direktörü. Fransa liginde Reims'i. Ve bu adam Paris Saint-Germain'lere işte Marsilyalara karşı kafa tutmuş bir adam. Şimdi bu adamın çok ilginç bir hikayesi var. Kendisi İngiliz. Belçika'da ailesiyle birlikte yaşıyor işte çocukken. Diyor ki ben diyor futbol menajer oynuyor. Çocukluk hayali. Ama aynı zamanda antrenör de olabilir miyim diyor. Futboldan gelmemiş bir insan. Evet futbol oynamış ama alt liglerde oynamış ama başarılı bir futbolcu değil. Ben futbolda çok başarılı olamıyorsam o zaman teknik direktör olacağım diyor. Ailesiyle falan konuşuyor. Gidiyor İngiltere'ye eğitim almaya. İngiltere'de antrenörlük okulu var. Şimdi bu antrenörlük okulu Preston'da olması lazım. O okuldan mezun olduktan sonra o Preston diye kulüp vardır İngiltere'de. Onun 14-16 çocuklarla birlikte antrenörlüğünü yapıyor. Ondan sonra burada istediği eğitimi alıyor İngiltere'de kendini yetiştirmeye çalışıyor. Elinde CV, ben diyor işte antrenörüm, kapı kapı kendi ülkesine gidiyor. Belçika'da
kulüpleri geziyor. Ya bir Allah'ın kulu da yok mu bana meslek veren falan derken Fransa Ligi, yanlış hatırlamıyorsam Fransa Ligi'nde Reims'ti galiba ya. Reims'in teknik direktörüne işte diyor ki işte ben diyor hani ekibe girebilir miyim, bir şey yapabilir miyim? Hani oradaki kulüp yanlış isim olabilir ama hikaye gerçekten bu şekilde. Oradaki teknik direktör şey diyor. Ya diyor madem diyor bu kadar yeteneklisin. İsteklisin. Sen diyor kamera çekebiliyor musun diyor. Böyle bildiğin kamera çekebiliyor musun diye. Ondan sonra diyor ki çekerim, analiz yapabilir misin diyor. Yaparım diyor. İyi diyor. Şimdi ucra bir köşeye gittiğini düşünsene. Türkiye'de İstanbul'dasın ama Hakkari'ye gittiğini, Hakkari'nin böyle en soğuk yerine gittiğini, bir maç olduğunu düşün. Kulüp takımı gidiyor. İstanbul, Fenerbahçe gidiyor, Galatasaray gidiyor. Şimdi oraya gidip de orada çekim yapıp da orada bir kulübü bir hafta öncesinden analiz etmeyi düşün. Çok zor işler bunlar. Yağmur, kar, kış, kimse gitmek istemiyor zaten çok uzak bir mesafe olduğu için. Bu diyor ki ben giderim. İstekli çünkü. Ben o analizi yaparım diyor, tamam mı? Gidiyor. Teknik direktör işte çekiyor, kameralarını falan kuruyor. Evde çalışıyor böyle. Efendim diyor, ben diyor analizi yaptım. Getiriyor dosyayı. Teknik direktör işte hani o teklif sunan var ya hani git yap bakalım falan. Diyor ki sen delisin. Bu korkuyor böyle. Nasıl ya sen? Herkes kaçardı bu işten. Tabii, ama hayır şöyle diyor. Sen delisin diyor. Bu korkuyor. Acaba diyor benim diyor. Beğenmedim. O kadar da emek verdim falan. Diyor ki ne oldu efendim diyor. Böyle bir analiz olamaz diyor. Muhteşem bir analiz. Seni diyor ekibime alıyorum ben diyor. Oo, çok güzel. Bill Steel yani çok enteresan bir hayat hikayesi olan bir adam. Futbol menajerli olayını da şöyle özetliyor Gülfem. Bak şu an zaten kendisini görüyoruz. Dinliyor, 31 evet. yaşında ya. Bizim ülkemizde bu işler tabii ki o kadar kolay değil ama değil, yani değil öyle yani. Ben teknik direktör olacağım falan. O işler öyle kolay olmuyor bizim ülkemizde. Zor. Ama Vistil'in... Yani benim bir arkadaşım vardı, sözünü kesiyorum. Şu an kendisi yardımcı antrenör scout ekibinde. Ama o şeye gelene kadar bir sürü eğitimlerden, bir sürü kurslardan geçmesine rağmen yine de işte şurada bir eksiklik var, işte şurada biraz sıkıntı var diyerek ki çok olmaz öyle şey ya? Bir durumu da yoktu yani. Biz, bir sürü belgesi var elinde. Bizde antrenörlük... Çok zorlandı takım bulmakta. Çok zor çünkü bizde antrenörlük diploması olmadan çok kulüp yöneten eski futbolcularımız var yani. Eski maalesef. Futbolcularımız var. Futbolcu olan her zaman teknik direktör olacak diye bir şey kaide de yok. Evet, kaide ama işte yok. Ne yazık ki böyle bir şey. Will Steele bunu başarmış. Darısı yeni gençlerin başına diyelim. Kendisi de futbol menajerle olan ilgisini şöyle söylüyor. Ben diyor çocukken diyor oynuyordum diyor. Sabahlara kadar diyor taktikler yapardım diyor. Hı-hı. Evet diyor bana katkılar sağladı mı diyor. Analitik düşünme anlamında diyor katkılar sağladım diyor. Hı-hı. Zaten Will Steele de aslında sadece futbol menajer oynayarak teknik direktör olmamış aslına bakarsan. Çok uğraşmış. Yani tabii canım yani bir emek olmasa, o yetenek de olmasa kimse alıp da tutup yani. Tabii. Hadi sen benim gel takımıma burada sana görev vereyim demez. Demek ki gerçekten üstün bir yeteneği var ki bu konu hakkında. Kesinlikle. Kendine yer bulabilmiş. Tebrik etmek lazım böyle isimleri. Ben de tebrik ederim. Bir de inandığı şeyin uğrunda gittiği için tebrik etmek lazım. Olmaya da bilirdi. Parasız kalıyor. İşte. Mezun olduktan sonra 2 sene boyunca falan işsiz kalıyor Will Steel. Belçikalarda falan hocalara diyor ya ben analiz ekibine gireyim yeter ki. O hocası işte analiz ekibine giriyor ya. O başka bir takıma geçince bunu da şans artık kapısını açıyor. Açık. Çalıyor böyle bir hadi diyor teknik direktör olabilirsin sen diyor. Aynen öyle. Güzel bir hikaye Will Steel hikayesi. 31 yaşında hala Fransa Ligi'nde Reims'in teknik direktörü. Oh çok güzel. Mükemmel. Geçelim bir diğer konu başlığımıza Onur. Futbol için yapılmış diziler ve filmler. Diyorum. Bence bomba bir bölüme geldik. Kesinlikle. O bombanın böyle pimini biraz ateşliyorum diyeyim. Sen oradan al yürü lütfen. Neler söylersin? Ya futbol için yapılmış diziler, filmler çok fazla var. Aslında biz her bölümümüzde bunlardan bahsetmek isteriz. Çünkü sanat eşittir spor. Bunların ikisi bir araya gelince Gülfem var ya harika işler çıkıyor. Evet. Harika biyografiler çıkıyor. Hatta bizden biri olan Fatih Terim'in de belgeseli yayınlanmıştı. Yayınlandı. Yani güzel diziler çıkıyor. Evet, buna da örnek olarak Carlos Tevez'in hayatını anlatan Apache dizisini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onu çok acıklı bir hayat hikayesi. Kesinlikle. Çok zorluklardan gelen
yokluktan gelen ama çok büyük başarılara imza atmış bir isim Carlos Tevez. Carlos Tevez çok büyük bir oyuncuydu. Apache ismi zaten hani dizinin adı da öyle. Evet. Şimdi Carlos Tevez'in dizisi şöyle Gülfem. Carlos Tevez çok küçük yaşta daha bebekken üstüne mate çayı dökülüyor. Mate bildiğimiz kaynar su adamın zaten o yüzündeki o yanıkların hikayesi oradan başlıyor. Ama çok zeki bir çocuk. Dizide de zaten izlediğinizde Apache yazdığınızda zaten ekranda görüyorsunuz. Çok beğenerek izleyecek izleyenlerimiz. Şimdi Güney Amerika'nın ghetto mahallelerinde, özellikle Arjantin'in ghetto mahallelerinde oralarda hayat zor. Şimdi Brezilya, Arjantin deyince zaten adamların en büyük kurtuluşu futbol, para kazanmak. Onun dışında yine de buradan... Ama çok da seviyorlar Gülfem, sadece para için yapmıyorlar. Evet evet, ya öyle de yetenekli doğuyorlar. Konuşamadım. Ya şöyle söyleyeyim, ya olur canım, ben deminden beri takılıyorum yani bizim program... Sizden birisi olduğu için artık biz de artık bunları kasmıyoruz değerli izleyenler. Şimdi Apache'de Carlos Tevez şöyle. Boca Juniors, Gülfem, çok seviliyorlar. Hani oranın Fenerbahçesi Galatasaray gibi, tamam mı? Boca Juniors var, River Plate var. Carlos Tevez arkadaşlarından ayrılmak istemiyor. Hatta böyle bayağı uğraşıyor falan. Diziyi mutlaka izleyin diyorum. Ama Carlos Tevez çok büyük bir karakter. Çok bir büyük bir oyuncu. Keşke Türkiye Ligi'nde oynamış olsaydı. Biliyorsun en son ona çok sağlam bir teklif geliyor. Arap Ligi olması lazım sanıyorum değil evet, mi? Evet. O ciddi meblağı kabul ediyor ama bir taraftan da diyorlar ki sen burada oynamak istemiyorsun ki, niye gidiyorsun? O da diyor ki benim bakmam gereken 15 tane aile var. Ben onların sorumluluğunu sırtlandığım için gitmek zorundayım. Sonra da zaten biliyorsun ki kariyerine... Şöyle, kariyerinin son dönemini nerede geçirdi biliyor musun Gülfem? Onu da söyleyeyim. Yuvaya geri döndü. Boca Juniors. Maradona'yı, evet o biraz tuhaf olacak ama dudağını öpmüştü. Bildiğimiz Maradona, yani bunlar çılgınlar. Değişik bir sevgi anlayışları. Boca Juniors futbolcuları genelde öyledir. Hani giderler, mesela Riquelme vardı. İşte ahde vefa olayı muhtemelen. Giderler, oynarlar, o senin, bu büyük kulüp senin bak... Daha 33 yaşında falan Boca'ya gitti. Yani 33 yaşında Türkiye Ligi'ne geldiğini düşün Carlos Tevez'in. Yani Roberto Carlos'lar kadar büyük bir etki yaratırdı bence. Gitti Boca Juniors'ta oyunculuğunu devam ettirdi. Mesela Riquelme de vardı. Riquelme çok büyük bir estetik, ya yani çok büyük bir oyuncuydu Gülfem. O da en son Boca Juniors'a gitti. Futbollarını oynadı. Ondan sonra zaten şu an kulübün başkanı. Şu an kulüp başkanı adam. Çok güzel. İyi yerlerde en azından. Kesinlikle öyle. Carlos Tevez'i izleyin. Aynen. Mutlu olduğu işi yapmakla mükellef herkes. Bir diğer isim var biliyorsun. Ted Lasso. Evet. Amerikan futbol takımını yönetmek için o da işe alınan bir adamın hikayesini anlatıyor. Ne söylersin? Ya şöyle, Ted Lasso'yu benim abim söyledi. Oradan buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum Volkan Yılmaz'a. Ekranlara da geldi zaten. İlk önce ben dedim ki ya... Kötü dizidir ya abi, öyle olur mu vesaire derken Ted Lasso'ya bir iki bölüm izledim. Ted Lasso çok enteresan komedi. Komedi ile futbolun birleşimi gibi bir şey. Ted Lasso Amerikalı. Amerikalı, Amerika'da futbol kulübü yönetmiyor. Amerikan futbolu yönetiyor. Teknik direktör ama oranın antrenörü. Ama bu orada böyle yuhlanıyor vesaire derken isyan ediyor. Diyor ki ben diyor... İşte orada eşiyle falan böyle bir boşanma süreçleri vesaireleri var. Biraz böyle kafa dinlemek, ondan uzaklaşmak. Hani biraz böyle birbirimizi değerlendirelim, düşünelim ama uzaklaşalım şeklinde bir karar alıyorlar. İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye gittikten sonra teknik direktör oluyor. Çok da fazla spoiler vermek istemiyorum. Verme, izleyicilerimiz merak edip izlemek isterler. Ama şöyle söyleyeyim, diğer teknik direktörlerle alakası yok. Futbolcularla, onların kız arkadaşlarıyla böyle bir aile ortamı kurmaya çalışıyor. Eğlenceli bir adam. Seyirciler bunu diyor ki böyle teknik direktör mü olur? Bütün kasaba zaten futbolla yaşıyor. Kasabanın arasına gidiyor, diyor ki ben size ne yaptım? Gidiyor oradaki mekanlarda birlikte yemek yiyor. Çok rahat, çok eğlenceli bir dizi. Kesinlikle izleyin. Şu an 3. sezonu mu 4. sezonu mu, öyle bir şey olması lazım. Tavsiye ederiz. Bugünlük iki diziden bahsettik.
Böyle daha güzel dizilerden de bahsedeceğiz, filmlerden bahsedeceğiz. Tabii ki aynen öyle, hitap eden izleyicilerimize ne varsa burada ekranlara getirmekten onur duyarız efendim diyerek bu hafta da Uzun Lafın Sporu'nun sonuna geldik. Onur. Bitti mi yine? Bitti, vallahi bitti. Daha vardı içeriklerimiz ama haftaya kalsın. Aynen öyle, haftaya çok daha farklı konularla izleyicilerimizin karşısına geleceğiz. O yüzden diyoruz ki bizden ayrılmayın efendim. Bizleri YouTube, Blue TV ve Twitch üzerinden By Horses TV olarak arattığınızda izleyebilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.